Selamlar herkese, merhabalar. Benim değerli takipçilerim, kanalımın yeni misafirleri, benim sevgili arkadaşlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine şahane, çok güzel bir enerjideyim ve sizlerle muhteşem tarif paylaşacağım. Kemiklere faydalı olan çok güzel bir tariftir arkadaşlar. Mutlaka videoyu sonuna kadar dikkatlice izleyiniz. Bütün bilgileri videolarda sizlere aktarmaya çalışıyorum. Evet, hemen tarife geçiyoruz arkadaşlar. Evet, bu gördüğünüz bitki fesleğendir. Herhangi bir antibiyotikten 200 kat daha yüksek derecedeki antibakteriyel antibiyotiktir. Çok şifalıdır. Alalım fesleğenden şöyle. Yani 3 dal fesleğeni alıyoruz ve bir havana yerleştirip özü çıkana kadar güzelce ezelim. Şimdi bir cam kap veya cam kavanoz alalım ve ezdiğimiz fesleğenleri yerleştirelim. Cam kavanozumuza bir de bir tarçın çubuğu atalım. 1 litre kaynar su dökelim. Kapağını kapatalım. Bir havluya saralım. Ve bu şekilde 1 saatliğine demlenmesini bırakalım. Şimdi çayımız demlenene kadar ben size hemen ikinci tarifi veriyorum arkadaşlar. Bu da muhteşem, çok faydalı bir tariftir. Şöyle kalan fesleğenlerimizi alalım. Ben sizlere tam ölçüsünü göstermek istiyorum. Şurada tam tamına 30 gram taze fesleğenimiz var. Havlumuza yerleştiriyoruz. Ve özünü çıkara çıkara tavanda ezeceğiz arkadaşlar. Ezdiğimiz fesleğenlerimizi cam kavanoza yerleştiriyoruz. Üzerine bir çorba kaşığı toz zencefil ekliyoruz. Ve şimdi üzerine 100 ml saf zeytinyağı ekliyoruz. Öncelikle bir güzelce karıştıralım. Kapağını da hafif örtelim. Bir tencere alalım. Tenceremizin içine ufak bir havlu serelim. Kavanozu yerleştirelim. Ve tencerenin yarısına kadar su dökelim. Tenceremizi ocağa yerleştiriyoruz. Ve yarım saat, yani 30 dakika kısık ateşte suyu kaynatacağız. Yağı ısıtacağız. Yağımızı ocaktan aldıktan sonra bir başka cam kavanoza süzüp alalım. Bu yağımızın üzerine bir tatlı kaşığı arı poleni ekleyeceğiz. Kavanozun kapağını kapatıyoruz ve bir havluya sarıyoruz. Dolayısıyla karanlık ortam yaratıyoruz arkadaşlar. Ve bunu bu şekilde sarıp 7 gün karanlık ve serin yerde, oda sıcaklığındaki dolabın içinde, ama serin olması lazım, serin bir odaya yerleştirelim ve 7 gün bekletelim. Şimdi de 1 saatliğine demlediğimiz fesleğen suyumuzu bir güzel karıştıralım. Bir cam kavanoza süzüp alalım çayımızı. Fesleğenden hazırladığımız suyu bir bardak alalım şöyle ve bunu günde iki defa, sabah ve akşam, sabah kahvaltıdan sonra ve akşam yemeğinden sonra yatmadan önce bir bardak içelim. Arkadaşlar, öncelikle karaciğeri temizliyor. Solunum sistemlerini, solunum yolları, bronşları,
mide bağırsak sistemi de temizliyor arkadaşlar. Kan temizleniyor. Karaciğerdeki fazla yağlanmaya, vücuttaki fazla yağlanmayı eritir, yok eder ve vücudu tertemiz yapar arkadaşlar. Bunu mutlaka böyle bir bitki çayı olarak hazırlayıp içiniz. Şimdi de saçları gürleştirmek için arkadaşlar mutlaka bunu da kullanmalısınız. Alıyorum ben şöyle bir küçük sprey şişeme. Bu çayımızdan aynısından döküyorum. Sprey şişeye döküyorum bu çayımızdan ve arkadaşlar bunu saçlarıma sprey olarak alıp saçlara sıkıyoruz ve başımıza saçımızın aralarını ovalıyoruz güzelce. Ondan sonra yıkamaya gidiniz. Yarım saat, bir saat bekletiniz. Ondan sonra yıkamaya gidiniz saçlarınızı. Normal doğal yoldan yıkayacağız. Yani şampuanla, bakım kremlerimizle. Arkadaşlar saçları o kadar gürleştiriyor ki çok 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 gür oluyor. Çıkmayan saçlar da çıkmaya başlıyor ve saç dökülmesini de durduruyor bu fesleğen suyumuz. Ve tabii ki de çayımız arttıysa da kalan çayı oda sıcaklığında kapağını kapatıp kavanozumuzu bekleteceğiz ve veya akşam veya sabah kalanını içip tüketeceğiz. Peki 7 gün beklettikten sonra hazırlandığı yağımızı nasıl kullanacağız? Bunları da alıp eklem ağrıları olan yerlere, eklemlere, diz ağrıları. Bu eklemdeki kireçlenmeye çok iyi gelen bir yağdır arkadaşlar. Mutlaka bunu dizlere, eklemlere, tavanlarımıza, ayaklarımızın tavanlarına, parmaklara, parmak eklemlerine sürünüz ve kullanınız. Sırt ağrısına, bel ağrısına çok iyi gelir bu yağımız. Aynı zamanda da diz ağrılarına çok ama çok iyi gelir. Benim büyük annemin kullandığı muhteşem bir tariftir ve sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum arkadaşlar. Evet, kalan yağı da karanlık ve serin ortamda saklayabiliriz. İçindeki arı poleni zaten yavaş yavaş eriyip yağa karışacaktır 7 gün sonra. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Şu anda 1,5 milyona yaklaşıyoruz. Evet, benimle olduğunuz için, bana güvendiğiniz için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Yeni misafirlerimiz için, kanalımızın yeni misafirleri için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve bildirimleri açalım. Çünkü kendinize çok faydalı, çok beğeneceğiniz tarifler daha ileride bekliyor sizi. Hepinizi öpüyorum.